Dünya dönüyor ama benim etrafımda günler geçiyor, bir orada bir burada. Ele avuca sığmaz halim, zoru sever hırçın kalbim. Ama kendimle bu harbim üstüne alınma. Ben kaçtım sen kovaladın, yetmedi azarladın. Aşk kazası bu, göre göre sana çarpıldım. Bağlasan durmaz, laftan anlamaz. Zoru severmiş o halde kendi düşen ağlamaz. Bağlasan durmaz, laftan anlamaz. Zoru severmiş o halde kendi düşen ağlamaz. Beni severmiş o halde kendi düşen ağlamaz. 2008 yılında Çatalca'da çıkan bir yangında bir vatandaşımızı kurtarmak isterken bacağına kolon kirişinin düşmesi sonucu mağlulen emekliye ayrılan Kadir Darıca mesleğimizin yüz akı. Beni kurtaran itfaiyeci sendin. Hepimizin örnek figürü. Gerek derslerde gerekse meslek eğitimlerde. Çatalca 2008 dedi değil mi? Aha, evet. Bizim Çatalca'daki 2008'de yanmış. Halam zor kurtulmuş. Neredeyse ölüyormuş. Öyle mi olmuş ya? Tesadüfe bak. Serkan bana bak. O yangında bir itfaiye eri halamı kurtarırken yaralanmış. O er baban olamaz değil mi? Sanmıyorum. Babam senin ailenle önceden karşılaşmış olabilir mi Serkan? Hı? Sana söylüyorum Serkan. Bizimkiler önceden tanışıyorlar mıydı? Yok, hiç sanmıyorum. Yani öyle olsa bilirdik herhalde, değil mi? Neden bu kadar gerildin o zaman? Yo, gerilmedim. Babam için gururlandım. Yalan söylemiyorsun yani. Hayır. Allah'ım şu an bir mucize olsun ya. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Anlaşıldı. Senden cevap gelmeyecek. O zaman bir de onlara soralım bakalım. Dur Alize, nereye dur? Gitme. Neden? Yoksa benden sakladığın bir şey mi var? Abartma Alize. Ne saklaması? İlla tutturdun sen de böyle bir bana yalan mı söyledin, bir şey mi saklıyorsun, yok tanışıyorlar mı? Ya, yok öyle bir şey. Ne alakası var? Tamam, öyle olsun. Ama bir de onlardan dinleyelim değil mi? Baba. Hacan. Kadir babam. Size bir şey soracağım. Babacığım tören bitsin sonra sorarsın, tamam mı? Yok, ben bekleyemem o kadar. Siz ikiniz önceden mi tanışıyordunuz? Size soruyorum. Önceden mi tanışıyordunuz? Yangınlarda, sellerde, tüm afetlerde korkusuzca koşarlar. Yürekleri sanki bir mangal. Onlar birer kahraman. Onlar vatan. Onlar birer aslan. Her birinin yüreği sanki yangın yeri. Darıcalı Hayri olan der ki, şimdi yazdım bu şiiri. Sana binlerce teşekkür itfaiye erleri. Helal olsun Hayri, ağzına sağlık.
Hala nereye ya, ne oldu? Babacığım tören bitti, hava sıcak, kadın bunaldı. Hadi biz de yavaştan kalkalım, hadi hadi hayatım, hadi. Gel Ersin. Nereye? Kadir. Bizi kırmadın geldin, ayaklarına sağlık. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim, beni çok gururlandırdınız bugün. Baksana ne diyeceğim. Bizim eğitimlerimize de gelsen. Çocuklara mesleğin inceliklerini öğretirsin. Dur hemen reddetme, bir düşün taşın. Biz gelmeni çok istiyoruz. Senin gibi bir meslek erbabından çocukların öğreneceği çok şey var. İnşallah. Ben gelip gelmeyeceğimi sana haber veririm, olur mu? Tamam. Hadi. Hadi. Dedem olsun. Tamam, öyle olmaz. Hizaya geçin. Hadi. Geç bakalım. Evet, daha fazla sıcakta kimseyi bekletmeyelim. Kadir'cim, tebrik ederim kardeşim. Onur duyduk. Çocuklar, sürpriz için çok teşekkürler. Arayı uzatmıyoruz. Nişan yemeğinde gene birlikteyiz inşallah. İnşallah. Hep birlikte olalım. Ama sakın ayrılmayalım. Hatta üç öğün yemeği de beraber yiyelim. Yemek düşkünleri. Esma, sana ne oldu? İyiyim. Bir şeyim yok. Hadi dağılıyoruz evlere. Öyle dağınık olmaz. Nizami bir şekilde yürüyeceksiniz. Herkes sıraya geçsin. Hadi bakalım, baş. İyi, tamam. Bir dakika. Çatalca'da 2008'de bir yangın çıkıyor. Ve o yangında Kadir Baba birini kurtarırken bacağına kolon kirişi düşüyor. Tesadüfe bakın ki aynı anda, aynı yerde yani Çatalca'da bizim evde de bir yangın çıkıyor. Evet, zaten bunlar bildiğimiz şeyler kızım. Ne oldu? Tamam ama bilmediğimiz, daha doğrusu benim bilmediğim bir şey var. Halamı kurtaran kişi Kadir Baba mıydı? Halamı siz mi kurtardınız? Babacığım ne alakası var? Nereden çıkardın sen şimdi bunu? Hayır, böyle bir şey olsa bile sen bu zamana kadar bunu öğrenemez miydin? Olsun, ben bir de Kadir Baba'dan duymak istiyorum. Halamı kurtaran siz miydiniz, değil miydiniz? Ya şimdi avize kızım, Kadir'in kurtardığı bir kere amcandı. Amcam mı? Evet, amcandı. Kadir kadını kurtarmadı ki, genç bir adamı kurtardı. O da olsa amcan oğlu. Hadi, o diyelim dayın. Hatta o adam bizim eve gelmişti. Kadir'in durumundan dolayı kendini suçlu hissediyordu. Helallik istedi. Biz de kader dedik. Ne diyebilirdik? Babacığım, Çatalca koskocaman bir yer. O sene bir tane mi yangın çıktı zannediyorsun? Ayrıca bir dakika. Benim babam senin halan yüzünden bu hale gelecek. Ama ben seni gelin diye eve alacağım, öyle mi? Hey, o işler öyle olmaz küçük hanım. Benim babamın kılına zarar verecek birini ben evimin kapısından sokmam, kapısından. Kadir Bey, ben sizi tebrik ederim. Çok gurur duydum sizinle. Teşekkür ederim Sinem Hanım, sağ olun. Eğitimlere katılmayı düşünüyor musunuz? Bence genç itfaiyecilerin sizden öğreneceği çok şey var. Maalesef düşünmüyorum. Ben yine de bir düşünün derim. Belki sizin için de güzel bir aktivite olur. Hı? Teşekkür ederim. Ama bugün benim için oldukça yorucu bir gündü. Müsaade ederseniz ben artık eve gitmek istiyorum. Serkan, hadi oğlum. Hadi. Trafiğe kaldık. Hadi. 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 Ya seninle iftar ediyorum oğlum. İftar ediyorum seninle. Tamam dede, oldu bitti işte. Oldu bitti yok. Oldu bittire getiremezsin. Benim oğlum orada şakır şakır herkes alkışladı. O kadar. Sağ ol babacığım. Ben gideyim o zaman, üstümü değiştireyim geleyim, tamam? Yo. Bundan sonra sen de benim gibi üniformayla gezeceksin. İyi de dedeciğim, bu üniforma değil ki. Benim gibi üniforma giyecek bundan sonra. Tamam baba, şey değil. Ben de böyle oturayım o zaman. Geç. Ben bize bir çay demleyeyim de hararetimizi alsın. Çay dedi de o çay değil, ondan kastetmiyor. Derenin küçüğü, dere.
Öyle mi? Onu kastediyor. E şimdi mi söyledin? Ben yıllardır hem hararetlendim hem de çay içtim. Sana anlatana kadar dibimde tüy bitti. Serkan, biraz konuşsak olur mu? Olur tabii, konuşalım. Burada değil, yani odada konuşsak daha iyi olur. Ha. Tamam, geliyorum. Evet Elizeciğim, seni dinliyorum. Bu işin içinde bir iş var Serkan. Yani olanlar asla kafama yatmıyor, asla. Ya nesi kafana yatmıyor ki? Tesadüf işte. Ya bu kadar büyük bir tesadüf olamaz. Ya bir tesadüf bu kadar büyükse onun arkasında kesin bir kurgu vardır. Sen ne düşünüyorsun? Ya olay ta 2008'de olmuş. Ben o zamanlar çok küçüktüm, hatırlamıyorum bile. Ya kötü olan da o işte. Ben de çok küçüktüm, ben de hiçbir şey hatırlamıyorum. Deşmesek mi ya bu olayı biz? Hem dedemi de duydun. Babam o yangından bir kadını değil, adamı kurtarmış. Adam eve bile gelmiş ya, sen de duydun. Yani bu olaydaki referansımızın Hayri dede olması biraz tuhaf değil mi? Ya dedemin hafızası yakını göremiyor, yoksa uzakta gayet iyi adam. Her gün askerlik anılarını bugünmüş gibi anlatıyor adam, sen de dinliyorsun. Babaannem de onayladı, sen de duydun, gördün. Doğru diyorsun aslında. Doğru da yani benim içimde çok tuhaf bir his var Serkan. Yani aklımın, kalbimin bir yeri hiç inanmıyor bu söylenenlere. Yani puzzle tamamlanmıyor bir türlü, hep bir parça eksik. O zaman şöyle yapalım. Ne? Sen şimdi bizim ailemizin dediklerine inanmıyorsun değil mi? Yani inanmıyorum değil de belki de yanlış hatırlıyorlardır. O zaman gidip kendimiz öğreneceğiz her şeyi. Nasıl yani? Çatalca'ya gidelim. Eskilerden birini bulalım, konuşalım. 2008'de kaç tane yangın çıkmış, kaç kişi kurtulmuş... hatta öğrenebiliyorsak kim kimi kurtarmış onu bile öğrenelim. Ne diyorsun, ister misin? Madem inanmıyorsun yapalım bunu. Hı? Şimdi otele gidiyoruz deyip çıkarız. Yani o da çok arkadan iş çeviriyor gibi olmaz mı? Yani size inanmıyoruz deyip böyle araştırmak falan. Yani evet, biraz öyle oluyor. Öğrenirlerse birazcık üzülürler. Ama sen istiyorsan gizlice yaparız. Yok yok, çok ayıp olur. Ya ben abarttım galiba. Yani düşününce neden yalan söylesinler ki? Hem senin baban benim halamı kurtarmış olsaydı niye bunu saklasın? Hem ne işlerine yarayacak ki saklamak? Yani. Hem babam seni ilk defa benim doğum günümde görmüştü. E bizimkiler de nikahta tanışmışlardı. Yani daha önceden tanışıyor olsalardı biz kesin anlardık. Ya Serkan ben çok özür dilerim ya. Ya kendi paranoyalarım yüzünden sizi de gerdim. Hem en mutlu, en gururlu gününüzü mahvettim. Gerçekten özür dilerim. Tamam, sorun değil, uzatmayalım. Yok yok, sorun. Hatta çok büyük bir sorun. Ama ben telafi edeceğim, merak etme. Yani bu mutlu günü mahvetmemi diyorum. Söz. Tamam, ben gidiyorum. Tamam. Ama nasıl bir şeyin içine girdin ya? Nasıl kandırdın bu kızı? Serkan'ı da boş boşuna geldim ya. Telafi etmem lazım. Hadi kızım bul bir şey. Serkan! Bir de beni sıcak çayla haşla da tam olsun. Çok pardon Gülceciğim ya. Serkan'ı gördün mü? Hakikaten çok acayip. Vallahi öyle böyle değil. Neymiş acayip olan? Küçücük evde aradığın bir insanı bulamaman. Pes! Demek ki büyük evden küçük eve geçinince alışkanlıklar baki kalıyor. Haklısın tabii. Çıktı, koşarsan yetişirsin. Dur, dur! Çok özür dilerim. Kaçtım. Temas yok.
Temas yok, o konuda anlaşalım. Tamam, tamam. Serkan. Görüşürüz abla. Bir dur. Ya Serkan bir dursana. Ya kamyonun arkasından koşan çocuklara döndüm ya. Ya senin arkana baya baya ağır vasıta yazmak lazım. Kamyonu ne zaman bırakacağını da öğrenmen lazım. Ya Serkan, Allah Allah ya. Ne bu tavırlar? 2 dakika önce gayet normaldi. Sen öyle san. Efendim? Cevap bekliyorum. Yok bir şey Alize, tamam mı? Yok bir şey. Dolaşmak istiyorum ya. Tamam o zaman, ben de seninle geleyim. Hem o sırada sana şahane planımı anlatırım. Gelme Alize, tamam mı? Gelme. Yalnız kalmak istiyorum ya. Ben plan falan da yapma, tamam mı? Allah Allah. Haklı tabii. İnanmadım ona. Ama planımı görünce bayılacak. Alo, merhaba. Ben Kadir Darıca'nın gelini Alize Darıca. İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sizden çok önemli bir ricam olacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Esma, gelsene biraz konuşalım. Yok abi, ben biraz yalnız kalmak istiyorum. Yahu tamam, kalırsın sonra. Gel konuşalım, başka şeylerden konuşuruz. Hem bugüne bugün abin nişanlanıyor. Bak daha bir hazırlığımız bile yok. Siz her şeyi halledersiniz. Ben biraz uzanacağım. İyi tamam. Uzan, dinlen. O zaman yemekte konuşuruz. Asker! Önüne dön! Herkes kendi kumanyasıyla ilgilensin. Hah, kızım. Kabak çekirdeği getirsene, canım çekti. Kabak çekirdeği. Derhal komutanım. Baba, niye yalan söyledin orada? Kim yalan söyledi? Nerede yalan söylemişim ben? Ya işte ben bir adamı kurtarmışım da eve gelmişti, af dilemişti. Nereden çıktı bunlar? Üş! Densiz! Ben durdurken yalan mı söyleyeceğim? Adam geldi, özür diledi. Biz de onu büyüğü olarak affettik. Allah Allah. Ben neden bilmiyorum? Ama ben biliyorum. Ben de oradaydım. Efendiden bir adamdı. Size minnettarım dedi. Hatta telefonu da vermişti değil mi Hayri? Evet, tabii telefonu da verdi. Dedi ki ne zaman isterseniz arayın dedi. İki elim kandı olsa dedi, ben gelirim dedi. Allah Allah. Peki siz aradınız mı? Yok baba. İyi de bu adam nasıl biriydi, neye benziyordu? Gençten yapılı, gayet düzgün bir adamdı. Ya sen hatırlamıyor musun? Nereden hatırlayacağım baba? Hem hatırlasam ben sana mı sorarım? Nazım be ya. Nurettin miydi acaba ya? O muydu yoksa? Ay lay Kadir. Ya niye gülüyorsunuz? Ali senin babası olsaydı bize kendini tanıtmaz mıydı? Değil mi? Nasıl? Ya biz Nurettin'i nikahda tanıdık. Tabii. Bak senin kafan gidip gidip gelmeye başladı. Sen iyice de karıştırıyorsun ya. Tabii estağfurullah. Bizim ailede ırsi miydi bu? Ama yok. Bizim ailede bunama yok. Kalp var, kolesterol var. Ay benim büyük amcam da var derlerdi. Ay kan çekmiş olmazsa. Evet evet. Geç olmadan doktora gidelim, genç yaşta bunun önemini alalım biz. Benim işim yok babacığım. Nasıl bir şey yok? İki dakika içinde. Bak bakıyorsun o zaman, benim yok ki. Kabak çekirdeği geldi.
Biz kendimize şuna gidiyor. Baba. Hı? Çekirdek. Heh, teşekkür ederim kızım, sağ ol. Nurettin Bey, Esma Hanım aç değilmiş, yemeğe gelmeyecek. Size içeriye mi hazırlayayım yoksa burada mı yersiniz? Yok. Benim de iştahım yok Gül. Yemeyeceğim bir şey. İstersen sen de çıkabilirsin. Tamam, nasıl isterseniz. Nurettin amca. Oo Serkan, oğlum hayırdır, hoş geldin. Hoş buldum. Bizim artık seninle konuşmamız lazım. Tamam, konuşalım konuşalım da ne oldu, bir şey mi oldu oğlum? Aliz her şeyi anladı deme. Ha? Vallahi şu anda bunu kaldıracak durumda değilim bak. Merak etmeyin, Aliz o kadar saf, o kadar iyi niyetli ki el birliğiyle o söylediğimiz bütün yalanlara inandı. Oğlum öyle birden gelince var ya aklım gitti ha. Her şey bitti sandım. Gel otur şöyle. Otur, otur, otur. Anlat bakayım ne oldu? Nurettin amca, bu durum benim artık çok ağrıma gidiyor. Ya el ele vermiş Alize'yi kandırıyoruz. Yalan üstüne yalan söylüyoruz kıza. Bu durum benim içime sinmiyor. Ben Alize'ye olan biten her şeyi anlatacağım. Yok. Olmaz, yapmayacaksın bunu, unut. Neden? Ya daha ne kadar saklayacağız bu durumu? Serkan oğlum, Alize'nin seninle, ailenle birlikte nasıl değiştiğini sen hiç görmüyor musun? Görüyorum, evet. E görüyorsun. E şimdi bütün bunları öğrenirse ne olacak? Her şey başa saracak. Alize eskisinden beter olacak. O hırsla, öfkeyle neye dönüşeceğini tahmin bile edemeyiz. Tamam. Haklısın yani, bir hata yaptık kandırarak onu. Ama bu geçmişte kaldı. Adı üstünde oğlum, geçmiş. Evet, adı geçmiş ama belli ki kendisi pek geçmemiş. Bak geldi buldu bizi. Hem de en beklemediğimiz anda, en beklemediğimiz yerde patladı. Karşımıza çıktı, çıkmaya da devam edecek. Ben Alize'ye bunu daha fazla yapamam. Ben de kızım olmadan yapamam. O ne demek? Anlamadım. Alize bütün bunları öğrenirse kızımı kaybederim demek. Bırak benimle konuşmayı, görüşmeyi. Bir daha yüzüme bile bakmaz. Keşke bunu ilk başta düşünseydin Nurettin amca. Ya ben bu oyunu daha fazla sürdüremem artık. Alize benim ilk başta düşündüğüm gibi bencil şımarık biri değil. O çok saf, çok iyi niyetli birisi. Hak etmiyor bunların hiçbirini. Serkan, senden bir baba olarak bir şey rica edeceğim. Tamam Alize'ye anlat, hakkındır. Ama biraz bekle. Benim kendimi toparlayabilmem için bana biraz zaman ver. Olur mu? Lütfen. Demiştik ya kızlar günü yapalım diye. Şunu buruşturma. Demiştin. Ne oldu? Canım börekle kısır mı çekti? Yok, sadece o da değil. Yani böyle güzel, değişik bir ortam oluyor ya, ondan söyledim. Allah Allah. Bizim gelinciğin sosyeteden mahalle hayatına ışık hızında geçişi. Pek yakında sinemalarda. Bırak Allah aşkına. Görünceciğim, ben bir de diyorum ki bize gün az kalır. Şöyle hafta yapalım. Sen kafayı mı yedin? Ben bir hafta boyunca nasıl misafir ağırlayacağım acaba? E siz ağırlamayacaksınız. Onlar sizi ağırlayacak. Ne dersiniz? Alize, şu ağzındaki baklayı bir çıkar, beni hiç yorma. Ya kötü bir şey demiyorum ki. Yani şöyle bir hafta bizim otelde tatil yapalım diyorum. Hem ninemle dedeme de çok iyi gelir. Ay sizin evde tatil yapalım. Orası bana çok iyi gelir. Evet, ben de havuzu ayaklarımı sokarım suyun içine. Olmaz. Yani. Çünkü bizim otel evden çok daha güzel. Hem çok eğleniriz. Ben çantamı hazırlayayım o zaman hemen.
Ay ben katiyen teyareye binmem. Korkarım. Nara her şeye dünden razı. Sen hayırdır ya? Aklından ne geçiyor senin böyle bizi apar topar evden falan gönderiyorsun? Sen geçiyorsun Bürülceciğim. Yani ben sizi düşünüyorum. Çok yoruluyorsunuz ya. Yani düşünsenize. Şöyle bir hafta ev işi düşünmek yok. Akşam ne yemek yapacağım derdi yok. Yani bir içim gıcıklanmadı değil tabii. Herkes etrafında pervane. Ne yemek yemek istersiniz Serap Hanım? Serap Hanım ne içmek istersiniz? Zaten sen gelin gibi gelin olsaydın benim öyle bir hayatım olacaktı. Sadece hizmet değil ki. Deniz, kum, güneş, temiz hava. Ne ararsan var. Doğru söylüyorsun. Hiç fena olmaz aslında. O zaman bu hafta değil, bir sonraki hafta. Haftaya asla olmaz. Sebep? Çünkü haftaya ölümcül sıcaklar geliyormuş. Asla dışarı çıkmayın diyorlar. Bir sonraki hafta gidelim o zaman. Allah'ın günleri çuvala girmedi ya. Yok yok, en güzeli bu hafta olur. Az daha unutuyordum. Kız zaten senin bu hafta cici ananla babanın nişanı var ya. Hiç onlar nişan töreni yaparken tatil yapmak olur mu? Olmaz. Olur olur. Çok da güzel olur. Olmaz olmaz. Hiç de güzel olmaz. Bugüne bugün benim gelinciğimin babası nişanlanıyor. Bir şeye ihtiyacın olursa hiç çekinme. Görümcene söyle. Sağlamdır Alize. Derdi veren Allah dermanını da verir elbet. Senin adın Alize son... Darıca. Alize Darıca. Ne oldu? Ne diyor Serkan? Şu anda hiçbir şey konuşmak istemiyorum Esma'cığım. İzin verirsen şimdi ben yalnız kalmak istiyorum, tamam? Ben her şeyi biliyorum abi. Hatırladım. Beni o yangından kurtaran itfaiyeci Serkan'ın babası Kadir Bey'di. Evet, öyleydi. Bu kadar mı yani? Verecek başka bir cevabın yok mu? Yani sen Serkan'ı da babası Kadir Bey'i de önceden tanıyordun öyle mi? Öyle Esma'cığım, öyle. Yangından sonra Kadir'e ulaşmaya, onu bulmaya çalıştım, bulamadım. Alize buldu getirdi. Kader böyleymiş, tamam mı? Ama Alize'nin bütün bu olanlardan haberi yok. Yani nasıl oldu ben anlamadım ki. Şimdi Alize sana inat biriyle evleniyor. Ama senin daha önceden tanıdığın biriyle. Nasıl oldu bu? Esma, sonra konuşalım. Tabii ya. Sen ayarladın. Ben ayarlamadım. Ben sadece olmasına izin verdim. Tamam mı? Şimdi sen bana izin verirsen gidip yatmak istiyorum. Kafam kazan gibi. Alize Serkan'la bu bağınızı öğrendiğinde ne olacak peki? Öğrenmeyecek. Alize hiçbir şey öğrenmeyecek. Eğer senin böyle bir niyetin varsa... Abi, yani gerçekten böyle bir şey yapabileceğimi düşünmüyorsun herhalde değil mi? Yani benim vicdan azabım bana yetiyor zaten. Alize'nin hiçbir şeyden haberi yok. Ne onları tanıdığımdan, ne Kadir'in seni kurtardığından, ne de o yangının nasıl çıktığından. Efendim Alize. Neredesin? Yemeğe oturacağız birazdan. Geliyorum birazdan Alize. Neredesin şu an?
Bahattin'leyim. Birazdan evde olurum. Bahattin'e sakın bir sırdağı vereyim deme. Sonuçta o da acı çekiyor, biz de acı çekiyoruz. Gerçi bir sırrımız da kalmadı değil mi? Serkan? Orada mısın? Buradayım. Ha, bir Bahattin'i versene, bir şey söyleyeceğim ona. Markete girdi o. Ha, market demişken bak, gelirken ekmek alabilir misin? Bir de yoğurt al istersen. Serap abla yoğurdu mayalamış ama şimdi kesilmesin dedi. Bir de ben sürpriz bir yemek hazırladım. Ayrıca başka sürprizlerim de var. Geç kalma, olur mu? Tamam. Serkan, sen iyi misin? İyiyim Alize, iyiyim. Hadi görüşürüz. Beğendiniz mi makarnadan su böreğimi? Ay, ellerine kollarına sağlık. Hani sen günde bahsetmiştin ya. Ben de aklımda öyle takılı kaldı nasıl bir şeydir diye. Elinde pek lezzetli gelin. Söyleyeyim. 40 yıllık börekçinin yaptıklarını değişmem. Ne abartın abartın. Allah Allah, kuş kondurmuş sanki. Ne? Makarnayı yağlayıp yemek diye önümüze koymuş. Dede, Allah aşkına şu ağzını siler misin? Çok güzel olmuş kız. Eline sağlık. Serkan, sen niye börekten yemiyorsun? Sevmedin mi? Ben börek pek sevmem. Sever sever. De ablasının yaptığı el açması börekleri sever. Böyle yufkayla makarna karışımı, nevciği belirsiz böreklerle arası iyi değildir. Yani sevmesen de bir çatal alsaydın bari nezaketen. Yani ne kadar mı nefret ediyorsun? Canım istemiyor. Kızcağız o kadar uğraşmış oğlum. Yani en azından bir tadına baksaydın bari. Aa evet, o kadar uğraşmış. Makarnayı paketinden çıkarmış ablacığım. Sen hiç merak etme aslanım. Ablan sana şöyle halis mulis el açması bir su böreği yapar, afiyetle yersin. Ben aslında özür niyetine yapmıştım bu böreği. Özenle hazırlanan bir sofranın bir sürü hatayı telafi edebileceğini duymuştum. Ne şöyle, sadede gel. Kim bilir ne kusur işledin ki biz bununla sınanıyoruz. Sen özür dileyecek bir şey yapmadın. Kendini suçlamana gerek yok kızım. Ben kaşla göz arasında bir şey mi kaçırdım acaba? Alize gereksiz alınganlık yapıyor. Böreği beğenmeyene bak. Hamuduyla götürüyor. Mecburiyetten yiyorum. Aç mı kalayım? Ağzını çir, ağzını. Dede. Allah Allah. Birini mi bekliyorduk, misafirini mi bekliyorduk biz? Yok, beklemiyorduk. Kim bu münasebetsiz ya? Akşam yemeğinde geliyor. Allah Allah. Baba. Bilmiyorum oğlum, öğreneceğiz işte şimdi. Benim iyi akşamlar, afiyet olsun. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Hoş geldiniz. Bu ne sürpriz böyle? Sürpriz değil babacığım. Bizzat gelinimiz davet etmiş. Öyle mi? Aferin gelinim benim, aferin. Ayakta kaldılar, şöyle otursan.
ayakta kaldınız. Buyurun lütfen. Buyurun lütfen. Buyurun, şöyle buyurun. Hoş geldiniz. Aa, Nurettin. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Gel, gel, geç. Bir yere sığamadım Sinem. Yemin ediyorum buraya kendimi zor attım. Tamam, iyi yaptın da bir şey mi oldu? Serkan su koyuverdi. Alize'ye her şeyi anlatacağım diyor. Haklı tabii. Suçlu hissediyor Alize'ye karşı. Ne dediysen vazgeçiremedim. Evet, biliyorum. Ben demiştim diyeceksin. Böyle bir oyun oynamakla büyük bir hata ettin diyeceksin. Nişanı da iptal edeceksin. Ben ne acayip bir adamım ya. Durup dururken her şeyi Arap saçına çevirdim. Ben kötü bir babayım, kötü bir nişanlıyım. Ben evlat olsam sevilmem. Nurettin, yapma şunu kendine. İstersen sondan alayım. Sen iyi bir baba ve harika bir nişanlısın. Sen bunlar içinden gelerek mi söylüyorsun yoksa beni teselli etmek için mi söylüyorsun? İçimden gelmeyen hiçbir şey söylemeyeceğimi biliyor olman lazımdı. İyi. O zaman anlat bakalım, ben nasıl iyi bir nişanlıyım? Nurettin. Tamam, tamam, dinliyorum. Evet, nişanı ertelemeyi düşündüm. Ama sonra bu olanların bizim nişanımızla bir alakası olmadığına karar verdim. Vazgeçtim. Sonuncusu, Alize'deki değişim ben de farkındayım. Evet, planım biraz garip olabilir. Hiç beklemediğimiz bir anda patlayacak da olabilir. Ama bu Alize'nin olumlu yönde değiştiği gerçeğini değiştirmez. Bu son cümlen iyi bir şey mi, kötü bir şey mi anlayamadım. İyi, iyi, merak etme. Ay, pardon canım. Alo, iyi akşamlar. Sağ olun, iyiyim. Aa, buldunuz mu? E, harika haber bu. Ne kadar iyi bir şey yaptığınızı bilemezsiniz. Çok teşekkür ederim. Tamam, bekliyorum. Sağ olun. Hayırdır, kimi bulmuşlar? Türkan'ı. Türkan Darıca'yı, Serkan'ın annesini. Ne? Al. Al bak. Adresi de atmışlar. Vay be. Kadir Bey, sizi bugün törende görünce hepimiz çok heyecanlandık. Evet, adınız aramızda bir efsane. Hatta sizi böyle kanlı canlı görünce bayağı sevindik. Ha, şey, estağfurullah. Efsane kim, biz kim? Öyle demeyin. Sizin arama kurtarmalarda kendinize ait teknikleriniz varmış. Amirim derslerde anlatıyor. Sağ olsun. Çaylar da geldi. Biraz hasarlı geldi tabii. Böyle olunca ne diyorlardı ya? Paşa çayı mı diyorlardı? Kusura bakmayın, benim servis biraz şey de yeni yeni öğreniyorum. Ya kendisi fanusta yetiştiği için daha önce hiç çay servisi yapmamış ömründe. Böyle de insanlarla iç içedir. Hı hı, aynen. Buyurun. Sağ ol. Görüşmeli nasılsınız? Ya sanki bugün görüştük gibi geliyor bana ama bazen kaçırıyorum, ben kendimi kaybediyorum, biliyor musunuz? Neyse, bugün bugündür zaten. Bugün dediğin nedir ki? Bu dün müdür, bugün müdür yoksa ikisi beraber midir? Neyse, zaman zaten bağlı mıdır, devamlı mıdır zamanı? Aslında tam olarak anlaşılmıyor. Alize, ne yapıyorsun sen? Hı? Dedem sayende sufizme bağladı. Mutlu musun? Ya gayet güzel sorular soruyor bence. Hem düşünmeye değer. Yok amca, yok.
Ne yok? Bugün öğlen görüştük. Ama geliniz bizi arayıp çağırınca gerçekten çok heyecanlandık. Kadir amirimle bizim dersler hakkında konuşmaya geldik. Gelinin derslere katılacağını söyledi. Öyle mi? Evet. Söyledi. Yani ben sizi o kadar istekli görünce kabul edersiniz diye düşündüm. Hem o an böyle ayaküstü sorulunca da geçiştiriyor gibi oldu. Hem bir telefonla buraya kadar geldiler Kadir babacığım. İstemediğin hiçbir şeyi nezaketen yapmak zorunda değilsin babacığım. Kadir babacığım, bence siz bana bakın. Babacığım sen bana bak, ona bakma, seni hipnotize etmesine izin verme. Ya! Yeter ya. Misafirlerimiz var, ayıp oluyor. Ne yapıyorsunuz siz? Geliyorum derslere. Yaşasın. Baba, emin misin? Gayet emin. Şimdiye kadar hiç bu kadar emin olmamıştı, biliyor musun? Ya kendini eve hapsetti, kapattı. Hata ediyor. Ama hatanın neresine dönse kârdır. Aslan oğlum benim, aslan. Bravo. Alo, İsmail'cim nasılsın? İyiyim Serap'cığım. Uyumak üzereydim. Bir şey mi oldu? Bir şey mi? Bir sürü şey oldu. Hangisinden bakacağım acaba? Bana bak, senin bu yeğenin var ya, bütün evi ele geçirecek, yakında haberin olsun. Bizim bir şey yapmamız lazım ya, acilen. Sonra konuşabilir miyiz Serap? Ya senin neyin var ya? Törende de bugün durgundun. Abi bu yangın mangın deyince sen bir kötü oldun değil mi? Evet, öyle oldu. Sonra konuşalım mı? Ya yazık, vallahi sen bak çok etkilenmişsin ha. Gerçi babam da kötü oldu da. Seninki de tutturmuş. Kadir babamı kurtardı halamı. Kadir babam kurtardı halamı. Neyse ki dedem anlattı da rahatladı. Ne anlattı? Canım yok mu işte? Ya hani tören çıkışında da söyledi ya dedem. Bir tane adam varmış. Bize gelmiş. Serap. Bir dakika. Serap. Ay beni çağırıyorlar. Bay bay İsmail. Kapatıyorum hadi, bay bay. Esma, benim kara sevdam. Ben artık buralardan gidiyorum. Buna mecburum. Babam senin ailenle önceden karşılaşmış olabilir mi Serkan? Hı? Sana söylüyorum Serkan. Bizimkiler önceden tanışıyorlar mıydı? Yok, hiç sanmıyorum. Yani öyle olsa bilirdik herhalde, değil mi?
Serkan bir dursana. Ya kamyonun arkasından koşan çocuklara döndüm ya. Kamyonu ne zaman bırakacağını da öğrenmen lazım. Şimdi dedeciğim, bunun içine istersen peynir koy, istersen bal koy, her türlü yiyebiliyorsunuz. Evet. Tabii ister tuzlu ister tatlı, ikisi de oluyor. Yap bakayım. Böyle. Çok güzelmiş. Ne zaman kız, sen de ye ha. Kendine bir dürümünü kendine ye. Günaydın. 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 Gel bak. Alize mükellef bir kahvaltı sofrası kurmuş bize. Bak bu banketin içine hem peynir hem tatlı hem de tuzu yenebiliyormuş. Aman bir heves yapmış işte. Yarın önümüze kupkuru çay bile koymaz bu. Neden? Çünkü ev hanımlığı istikrarlı insanların işidir. Sebat ister. Ya. Öyle. Bu sofrayı sabah akşam kurup kurup kaldıracaksın. Biliyor musun? Bize akşam yemeğine ne hazır olacak? Sabahtan karar vermiş olacaksın. Ha? Çamaşırlar birikmeyecek. Ütüler aksamayacak. Ev hanımlığı heves değil, adanmışlıktır. Böyle sosyetiklerin eline oyuncak olamayacak kadar da ağır bir meslektir. Bakma, bizim emeğimiz görülmez. Kıymetimiz bilinmez, sigortamız yatmaz. İnşallah o da olacak yakında. Ev hanımlığı, farklı disiplinlerin bir arada kardeşçe yürütüldüğü bir meslektir. Kimya bileceğim, fizikten anlayacağım. İşte edebiyat, felsefe, bunların hepsine hakim olup uyum içinde kullanmayı başaracağım. Biliyor musun Börülce'cim? O kadar haklısın ki bir tane bile boş sözün olmadı. Yani ben de son bir buçuk aylık deneyimlerime dayanarak söyleyebilirim ki ev hanımlığı gerçekten en zor meslek. O yüzden ben de bu mesleğe farklı yatırımlar yapma kararı aldım. Mesela? Domates sosu ve menemenlik. Ne alakası var şimdi Alize? Ne alakası var olur mu? Domates sosu umuttur. Kışı geçirebilmenin, yazı tekrar görebilmenin sevincidir. Yani bu selenyum hazinesi, vitamin deposu, o küçük kırmızı yuvarlaklar bize hayatı müjdeler adeta. Aman ne romantize ettin be iki konserveyi. Alt tarafı domatesi doğrayacak, kaynatacak. Bir kere gelin dede hamurundan olurmuş. Aferin abice kızım, aferin. Yani taranaydı, salçaydı, reçeldi. Bunları yapmak, emek harcamak bir umudun hayata tutunması demektir. Helal olsun sana, helal olsun. Cümleten günaydın. Günaydın. Günaydın, günaydın. Ablasının maşallahı. Tüm kızların inşallah. O ne ya? Ha ha ha. Yani gerçekten bu çok iyiydi değil mi Serkan? Hı hı. Acil duruma afet yönetimi hocanıza bir hayırlı olsun yok mu?
Hayırlı olsun baba. Çok şıksın. Sağ ol kızım. Hayırlı olsun hocam. Yakışır babama. Sağ ol oğlum. Şu oğlana bak. Şu oğlana bak ya. Bu evlat değil, daha da. Hayırlı olsun evladım, hayırlı olsun. Allah işini gücünü rast getirsin, yüzünü güldürsün Kadir'im benim. Sağ ol annem. Hayırlı olsun Kadir baba. Sağ ol kızım, sağ ol. Hepiniz sağ olun. E hadi gelin oturun bakın Alize neler yapmış. Hadi gel Serkan sen de. Bak bu böyle yeniyor. Afiyet olsun dedeciğim, afiyet olsun. Sen benim yerime de ye. Ben yemeyeceğim, çıkacağım şimdi. Aa, olur mu hiç? Karın o kadar heveslenmiş, neler hazırlamış. Gel bu tadına bak. Yok yok, o benim yemeklerimi yemiyor zaten, onu anladık. Akıllı çocuk. Hadi görüşürüz. Serkan, dışarıda bekle de biraz konuşalım oğlum. Tamam baba. Tamam. Hadi afiyet olsun o zaman. Hadi bakayım, hadi bakayım. Hepsi toplanmış bana cephe almış durumdalar. Ha yani o kadar boğulduk, o kadar canımızdan alıyorduk. O bile kâr etmedi ya. Ne kadar değerli halizeleri varmış. Aa, görüyor musun? Resmen ben yokmuşum gibi davranıyorlar. Hayır ben neyim Baha yani? Ben hayalet miyim? Görünmüyor muyum? Neyim ben? Baha. Baha. Şşş. Ay. Ne oldu sen bembeyaz oldun? Tramvam tetiklendi Tuğçe. Resmen boğulduğum ana geri döndüm ya. Bence hemen oradan çıkacağım. Zaten dünyanın en saçma boğulmasıydı yani. Küvet suyunda boğulsak bu kadar rezil olur. Doğru söylüyorsun. Travmalarımızı çocuk gibi besleyip büyütmenin de bir anlamı yok. Hoş. Sirkelendim ve kendime geldim. Sen ne diyordun? Bunlar diyorum. Daha ne kadar beni görmezden gelecekler? Daha ne kadar benimle konuşmayacaklar? Yani cevap belli aslında ama. Ne? Onlardan özür dileyene kadar. Ha. Yani hiçbir zaman barışmayacağız. Niye ki? Çünkü canım o söylediğin sözcük benim ağzımdan çıkmıyor. Anladın mı? Söyleyemiyorum. İstiyorsan deneyeyim bak. Göstereyim mi? Denememi ister misin? Lütfen. Ay tamam. Öz. Öz. Ay yok Baha. Olmuyor. Kusura bakma. Ana. Hakikaten çıkmıyor ya laflar. Maraş dondurması gibi geliyor geliyor gidiyor ha. Tamam endişelenecek bir şey yok. Kalkalım. Kalkalım. Kalktık kalktık kalktık. Şimdi. Aa yine mi? Hayır canım. Saçmalama. Ben sana özür dilemeyi öğreteceğim. Ben senin özür koşun olacağım. Ha. Tamam. Hazır mısın? Hı. Şimdi benim gibi yapıyorsun. Aferin bak oluyormuş işte. Şimdi Z'ye ekleyeceğiz arkasına. Dilimizle alt dişlerimizi itiyoruz. Aa, olmuyor ya sen laftan anlamıyor musun? Söyleyemiyorum diyorum. Söyleyemiyorum. Dilim kabul etse dişim kabul etmiyor. Anladın mı? Allah Allah. Ha yani bir de onların karşısına geçip gözlerine baka baka dileyeceğim. Öyle mi? Öyle bir şey yok asla. Bir şey yapmamız lazım yani. Başka bir şey yapmamız lazım. Ne yapacağız peki? Vallahi onu da sen bulacaksın Baha Bey. Bana can borcun var. Onu da ödemenin şu an tam sırası. Ne yapıyormuş bakayım benim güzeller güzeli müstakbel nişanlım ha? İyiyim. Bir şeye bakıyordum da. Bakma. Sadece bana bak. Türkan'la ilgili. Başka birkaç kuruma daha sormuştum da başvurusu var mı diye ona bakıyordum. Tahmin etmiştim zaten. Bak Sinem ben çok bunaldım. Yemin ediyorum çok bunaldım. Evde travması tetiklenmiş bir Esma. Burada doğruları söyleyeceğim diye tutturan bir Serkan. Allah aşkına sen bari güzel bir şeyler söyle. Türkan'ı bulalım söyleyeceğim merak etme. Bak bir tanem bu Türkan'ı bulma konusunda ben pek emin değilim. Adresini bulduk verelim Kadir'e gerisine karışmayalım. Ay Nurettin bir şey söyleyeceğim. Sen Hayri amca ile birlikte Türkan'ın peşine düştüğünde de bu kadar dert etmiş miydin? Yine Kadir Bey'in haberi yoktu diye hatırlıyorum ben. Ya o başka bu başka. Sen şimdi ikisini birbirine karıştırma. Ay ne farkı var?
Yine ondan habersiz yapıyorsun. Orada Hayri amca benden yardım istedi. Burada özel olarak biz kadının peşine düştük. Şimdi yarın öbür gün Kadir karşımıza çıksa... bunu niye kendinize vazife edindiniz, size ne dese ne diyeceğiz? Yahu biz kötü bir şey yapmıyoruz ki. Bir aileyi bir araya getirmeye çalışıyoruz. Ben kimsenin buna kızacağını sanmıyorum. Ayrıca ben gerçekten Türkan Hanım ne yapıyor çok merak ediyorum. Ve onu görmeye gidiyorum. Sen benimle geliyor musun yoksa gelmiyor musun? Hı? Baba, bak bu olay önünde sonunda patlayacak. Hiç kaçarımız yok. Olan Alize'ye olacak. Bu yarattığımız enkazın altında o kalacak ya. Sadece o değil. Sen de orada olacaksın galiba. Galiba. Baba, bak kızın daha şimdiden yüzüne bakamıyorum. O zaman nasıl bakacağım ya Alize'nin yüzüne? Anlaşıldı. Yani sen bütün gerçekleri Alize'ye anlatacaksın sanırım. Hem de deliler gibi anlatmak istiyorum ya. Alize'ye bu yalanı yaşatmak istemiyorum ben. Çünkü ben onu çok... Çünkü sen onu çok... Ne? Yok bir şey. Baba. Bak ben bu tüm saçmalıkları neden yaptığımızı bile unuttum ya. Alize bizden biri oldu. Ben bu gidişe dur demezsem olay çığırından çıkacak. Bunu yapmak zorundayım ben. Bu nasıl inat? İnadıyla yedi bitirdi kendini ya. Hayır, kendi seçim. Yani bir burnunu eğip özür dilese her şey hallolacak. Ama bizimkisi gururuna yediremiyor. Gerçekten özür özür değildir bu arada. O ne demek ya? Yani her özrün bir son kullanma tarihi var demek. İntikam nasıl soğuk yenen bir yemekse özür de sıcağı sıcağına dilenmeli demek. Ne yapacağız peki? Yani Tuğçe özür dilerse hiç sanmıyorum. Bu özrün son kullanma tarihi geçmiş, biz şekerim alamıyoruz, kusura bakma falan mı diyeceğiz? Ne yapıyoruz? Yani zaten şimdi ilk önce özrü bizden değil, Alize'den dilemeli. Ancak öyle anlamlı olur. Bizim gece burada yatıp sabah Madagaskar'da uyanmamız daha yüksek bir ihtimal yalnız. ne yapacağız? Böyle sonsuza kadar küs mü kalacağız? Bir anahtarların kaybolması eksikti ya. Hop tamirci, buradayım. Ne yapıyorsun sen? Hangi ara benim anahtarlarımı aldın? Elim hızlıdır biliyorsun. Hadi tamam, işe geç kalacağız, kayın. Olmaz. Bugün şoför benim. Eğer istemiyorsan ileride dolmuş durağı var. Ama biraz kalabalık oluyor. Hızlı olmak önemli tabii. Ben sana benim eşyalarıma dokunmayacaksın demedim mi? Oho! O çok zaman önceydi. O günden bugüne çok şey değişti. Yo, hiçbir şey değişmedi. Ne dedin sen? Ya sen hala tavırlı mısın bana? Tavırlı falan değilim, tamam. Asma suratını hemen. Şaka yaptın yani. Ya sen ne hassas bir insan oldun ya. Hadi işe geç kalacağız, hadi. Oldu. Araba kullanmayı da özlemiştim zaten. Hadi takalım kemerleri. Alık alık bakmayalım. Hadi. Ne konuştunuz Kadir babayla? Hiç. Önemli bir şey değildi. Bu olanlar? Yani dünkü tören ona çok iyi geldi değil mi? Alize. Ailemi biraz kendi haline bırakmayı ne dersin? Karışma mı diyorsun yani? Evet, kendi haline bırak diyorum. Yani kim nasıl mutluysa öyle davransın. Ya sorun da o ya işte. Ya Kadir baba da Serap abla da çok mutsuzlardı. Sen de kendini onları mutlu etme vazifesi mi edindin? Ya ne oldu sana? Sen de çok hevesliydin. Ya beni destekliyordun. Ne oluyor dünden beri? Bir şey olduğu yok. Sadece biraz her şey fazla hızlı değişiyor. İşte biz buna Alize etkisi diyoruz. Hayatında bir kere Alize rüzgarı esti mi, bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Alize mi, tufan mı bilemedim ama... Teveccühün canım.
Nurettin. Ha. Kolum bak şu ileriyi gösteriyor. İyi tamam bak hayatım şimdi gideceğiz Türkan Hanım'ı bulacağız. O mu değil mi teyit edeceğiz ondan sonra gerisine de karışmayacağız. Çünkü artık orası bizim meselemiz değil tamam mı? Tamam. Ya tamam da yani ne olmuş da bu kadın bir anda iki tane çocuğunu hasta kocasını bırakıp gitmiş ben çok merak ediyorum. Vallahi bilmiyorum aslında ben de merak ediyorum. Her şey yolundaymış bir gün eve gelmiş size önemli bir şey söyleyeceğim demiş akşamına yok olmuş kadın. Yani fazla deşmeye gerek yok ne kadar uzak kalırsak o kadar iyi. Abidin abi kurban olayım. Getir lan şuraya. Getir. Bırak söyle hepsini. Adamları koysunlar geri eşyaları. Bak bu neyse vereceğim söz. Nurettin koş koş. Orası Türkiye alınmaya bir koş. Ne varsa getirin bırak şuraya hepsini. Gözümü seveyim yapma. Ben nereye gideyim ne yapayım? Sokakta mı yatayım? Param bende kalmaz. Ödeyeceğim kiranı yapma. 3 aydan beri aynı şeyi söylüyorsun. Ama daha bir kuruş bile ödemedin. Hayrat mıyım ben? Hayır. Benim evimde bir de oturamazsın. Kusura bakma Türkan. Birader ne oluyor? Duymuyor musun? Kadın ödeyeceğim diyor. Bu ne vicdansızlık be eşyaları sokağa atmak falan. Siz kimsiniz ya? Sıradan vatandaşım sokaktan geçen. Sen kimsin? O var yemez abidin. Onun bu mahallede 15-20 tane daha evi var. Ama o hala bu kadının 3 aydır veremediği kiranın peşinde. Geçen ay elden aldığı kiraları almamış sayıp başka bir kiracısını tahliye ettirdi bu abidin. Vay abidin. Vicdansız abidin. Kaç para 3 aylık kira? Söyle verelim. Faiziyle 11 gün ediyor. Ödeyecek misiniz? Faiz mi işlettin bir de banka gibi ha? Helal olsun sana abidin. 11.000 lira için şu kadını sokakta mı bırakacaksın? Söyle. Bir dakika, bir dakika. Ne oluyor? Biz tanış mıyız? Hayır değiliz. Biz sadece yoldan geçerken olanları gördük. Nişanlım da yardım etmek istedi. Kusura bakmayın da ben böyle bir şey kabul edemem. Yani sizi tanımam etmem. Ne münasebetle benim borcumu ödeyeceksiniz ki? Ben dilenci miyim? Estağfurullah öyle bir şey yok. Yani biz sadece yardım amaçlı. Benim kimsenin yardımına ihtiyacım yok. Ya benim paran olacak adam ne güzel ödeyecekti ya. Pardon da Abidin Bey, sizin elinizde tahliye belgesi var mı acaba? Tahliye belgesi... ya siz kimsiniz ya? Kimsiniz siz? Ha kimsiniz? Avukat mısınız, savcı mısınız, nesiniz ya? Size ne benim tahliyemden, belgemden? Sizi ne ilgilendiriyor? Anlaşıldı. Sizin elinizde tahliye belgesi falan yok. Bu yaptığınız büyük suç. Bakın, ya şimdi bu eşyaları içeri geri taşıyıp hanımefendiye eve alırsınız... ...ya da inanın hiç üşenmeden gereken bütün mercileri hakkınızda şikayette bulunurum. Ayrıca isterse hanımefendi de şikayetçi olabilir. Duydun mu abidin? Görüşürüz Alize, kolay gelsin. Nereye böyle acele acele ya? İşim var. Seninle ve Bahattin'le bir şey konuşmam lazım. Sonra konuşuruz, işlerim var benim. Tamam, işlerini hallediyorsun ve bir saate kalmadan buluşuyoruz. Ne oldu? Neymiş o önemli işlerimiz? Sen bunca hengamenin arasında ben nişanı unuttum sandın herhalde ama acil bir şeyler yapmamız lazım. Sana kolay gelsin, benim hiç işim olmaz. Olur olur. Ama önce bir kareyi içten fethedeyim. Sonra konuşuruz. Ben seni bulurum canım. Bye. Bir kere estim ve bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmuyor. Serapcığım. Alo Esma'cığım ne yapıyorsun? Hiç. Oturuyorum öyle. Sen ne yapıyorsun?
Ne yapayım? Senin sevgili yeğenini hayretler içerisinde izlemekle meşgulüm. Anam bir coştu, bir çağladı. Yok efendime söyleyeyim, babamın itfaiyeci arkadaşlarını eve çağırmalar. Adama durduk yere eğitmen yapmalar. Bak önünü alamazsak var ya bu koptu kopacak, haberin olsun. Yine ne oldu? Dedim ya işte babam itfaiyecilere eğitmen oldu. Ne var bunda? Ay vallahi benim dışında hiç kimse durumun ciddiyetinin farkında değil. Diyorum ki bu işin önünü alamazsak bu evlilik sittin sene bitmez, bak sittin sene. Önünü alamıyoruz zaten Serapcığım. Yani ısrar etmenin bir anlamı yok ki. Ay Esma yemin ederim sana bir şey oldu. Bu Alize senin de ayarlarınla oynadı ya. Serap, bak ne diyeceğim. Hani sen dün bir adamdan bahsediyordun ya. He, babanın yangında kurtardığı adam. Heh, kimmiş o? Sen şimdi bunları hiç düşünme, tamam mı anacığım? Hiç düşünme. Sen geçmişe takılı kalınca bugünden kopmuşsun. Hadi benim ocakta yemeğim var, kapatıyorum. Ben ne diyorum, o ne diyor? Herkes ayrı telden çalıyor ya, herkes. Canım kankam ya. Bir tanem. Serkan'ım. Şu gül yüzüme bakmaya bile tenezzül etmiyorsun ha. Vay be. Bu aydınlık, bu geleceği parlak sıfatı görmezden geliyorsun öyle mi Serkan? Bu kadar mı kızdın bana? Ben yeteri kadar bedel ödemedim mi peki kankası, ha? Yandım, boğuldum, dilsiz kaldım. Üzerine bir de uzaylı sanıldım geçen. Köpük sıktılar oğlum bana Serkan, ha? Sorarım kankama, sence bu bedel ödemek değildir de nedir? Seninle ilgisi yok kardeşim, canım sıktı. Ha, tamam o zaman ben gidiyorum. Madem bende bir alakası yok. Bakma lan öyle sincap gibi. Ben gider miyim oğlum ha? Seni bu halde bırakıp gider miyim ben? Hadi anlat. Ne oldu? Vallahi inanmayacaksın ama bu dünyada senin işlediğin günahlardan bile daha büyük günah var kardeşim. Ve ben o günahlardan birine bulaştım. Ha, geldi. Başladı yine ikinci derece yanık serpilerine. O ne demek ya? Baksana mimiklerine, beden diline. Her zamankinden daha abartılı. Tuğçe ancak bir şey çok üzüldüğü zaman böyle. Üzüldüyse özür dileyecek bir zahmet. Öyle ortalıkta alık alık gezmeyecek. Kaç gün geçti, umutlar giderek tükeniyor. Arkadaşlar, aradığımız özre hiç ulaşamayacağız galiba. Hiç. Kendi bilir, yapacak bir şey yok. Seninkiler nişanlanacakmış. Yakında törenleri var. Ne? Sen bu duruma taş koymayacaksın öyle mi? Hı. Aynen öyle. Gördün değil mi vicdansız herifi? Yetişmesek kadını o halde sokakta bırakacaktı. Tamam şimdilik sorunu hallettik ama bu kadın ne yapacak Nurettin? Çok zor durumda belli ki. Bilmiyorum hayatım, bu işi daha fazla kurcalamayalım. Verelim adresi Hayır amcaya. Konu kapansın gitsin. Bak bizim asıl gündemimiz oradan geliyor. Alize benim oyunumu öğrendi, öğrenecek. Eli kulağında öğrenirse ne yapacağım hiç bilmiyorum vallahi. Babacığım. Ben çeşitli bahanelerle süslemeden, lafı daha fazla uzatmadan amasız ve fakatsız sizden özür diliyorum. Benim başıma güneş mi geçti ya? Yok babacığım, gayet iyisin. Ben tüm kalbimle sizden özür diliyor ve bu evliliğe saygı duyup kabullenmekten başka çarem olmadığını biliyorum. Hatta o kadar içselleştirdim ki size yardım etmeye karar verdim. Yardım etmeye mi?
Yardım etmeye. Yani oradan pek inandırıcı görünmediğinin farkındayım. Yani daha dün bize nişan yemeği deyip başka bir yere götürdüğün için biraz inandırıcılık sorunu yaşıyoruz tabii. Tüm hatalarımı kabul ediyorum. Söz veriyorum telafi edeceğim. Ama bana açık bilet vermeniz lazım. Siz hiçbir şeye karışmayacaksınız. Her şeyi ben organize edeceğim. Tamam mıyız? Tamam. O zaman benden de tamam. Süper. O zaman bu akşam size geliyoruz ve iş programı çıkartıp hemen başlıyoruz. Görüşürüz. Ne yapıyor bu kız? Vallahi hiçbir fikrim yok. Yine yaşayıp göreceğiz. Gör hayatım. Kardeşim bu mecazı falan bir kenara bırakıp bir dümdüz anlatır mısın? Rica ediyorum. Hiçbir şey anlamıyorum kanka böyle. Anlatırım tabii kardeşim. Senin gibi ağzı sıkı birini anlatmayacağım da kime anlatacağım ben, değil mi? Duydun mu? Derinliklerden bir çıt sesi geldi, duydun mu? İşte o benim şu an kalbimin kırılan sesiydi kanka. Hiç boşa kırılma kardeşim. Tamam, seni affettim. Ama güvenimi kazanman için biraz daha fazla çabalaman lazım. Doğru söylüyor. Çabalamak önemli tabii. Şimdi siz ikiniz biraz da benim için çabalayacaksınız. Kocacığım, şu son 24 saattir benimle ilgili ne derdin var bilmiyorum ama... her ne varsa biraz erteliyorsun ve sorgusuz sualsiz ekibime katılıyorsun. Bir dakika, bir dakika. Ne ekibi bu? Nurettin Sinem Nişan'ı sabote etme ekibi. Onların en güzel gününü kabusa çevirme ekibi. Siz varsınız, ben de varım. Ben yokum. Size kolay gelsin. Büyük amacımızı unutma. Ben her şeyi planladım, itiraz istemiyorum. Evet, burası bizim karargahımız. Büyük planımızı yöneteceğimiz, operasyonumuzu yürüteceğimiz merkez üssümüz. Yenge. Şimdi anladığım kadarıyla biz bayağı büyük bir organizasyon hazırlanıyoruz. Soru, sen bu insanların evlenmesini o kadar mı istemiyorsun yani? Ben bu uğurda neler yaptım bir bilsen Baha. Gidip hemen herkese yetiştirirsin. Yani aşk olsun yenge, ben hatamı kabul ettim, diyetimi de ödedim. Ödemedin mi? Ödedim. Evet, şimdi büyük planımızın detaylarını açıklıyorum. Sinem, 35 yaşında, üst düzey yönetici. Rafine zevkleri olan, gusto sahibi bir kadın. Sade bir şıklıktan yanadır. Bakın arkadaşlar, burası çok önemli. Sinem her şeyin klas olmasına çok özen gösterir. İlk prensibi gösterişten uzak olmaktır. Yani biz o yüzden her şeyin en gösterişlisi, en avamı, en ucuzunu seçmeye özen göstereceğiz. Nurettin Soner. Ama neyse, zaten o Sinem ne isterse onu isteyecek. O yüzden bizim hedefimiz Sinem'in istekleri. Ne yapıyoruz? Sinem'in hayallerini suya düşürerek başlıyoruz. Bir nişanı nişan yapan ne varsa hepsini düşünmemiz lazım. Bu akşam davetiyeler ve nişan şekerleriyle başlayacağız. O iş bende. En iyisinden ayarlıyorum. Hiç merak etmeyin, konu kapanmıştır. Sen beni anlamadın galiba. Her şeyin en kötüsünü seçeceğiz diyorum. En kötüsü. Anladın? Anladım. Ha, iyi. Peki bu kadar davetiye ve şekeri nasıl ayarlayacağız? Birazcık gerçekçi mi olsan? Her şeyi hep beraber yapacağız kocacığım. Ailecek. Sen bana bırak. Merhaba Nurettin. Hoş geldin Mithat. Geç otur. Otur. Sana sormadan yerine oturdum ama. Niye bana soruyorsun ki? Burası senin yerin. Yok. Değil. Benim olsaydı böyle usulsüz işler olmazdı. Ne desen haklısın. Şeytana uydum diyelim. Evet. Bir şeylere uymuşsun. Belli. Niye böyle bir şey yaptın Mithat? Ha?
Para içinse bana söyleseydin ben sana verirdim, hallederdik. Çok sıkışmıştım paraya. Senden de istemeye çekindim. Sen de gelip benim paramı çaldın öyle mi? Bunun cebimden para çalmaktan bir farkı yok biliyorsun değil mi? Ne desen haklısın. Bunca yıllık dostluğumuzun hatırına seni affediyorum ve mevzuyu fazla uzatmayacağım. Yani seni dava etmeyeceğim. Para bu. Çalışırız, kazanırız, önemli değil. Ama güven... Dur. O yüzden tüm bu yaşananlar aramızda kalacak. Sen de yorulduğun için erken emekli olacaksın, tamam mı? Bir daha sana güvenemem diyorsun yani. Peki Alp? O burada devam edebilir mi? Edebilir tabii, niye etmesin? O benim kızımın yakın arkadaşı. Hem burayı çok seviyor. Gerçi son zamanlarda biraz mesleğinden uzaklaştı ama... o istediği sürece buranın kapısı ona hep açık olacak, merak etme. Sağ ol Nuri. Sağ ol. Neyse, ben seni yalnız bırakayım. Eşyalarını falan toplarsın. Nurettin. Çok özür dilerim. Tamam ya, kapattık mevzuyu. Sinem'le nişanlanıyormuşsunuz herhalde. Öyle. Sana Sinem'le ömür boyu mutluluklar. Teşekkürler Mithat. Hoşça kal. Ya sınıfa bir gittim ki tıklım tıklım dolmuş. Bu arada sadece benim sınıfımdaki öğrenciler değil... okula geldiğimi duyan üst sınıftaki öğrenciler de gelmiş. Ya tabii gelecekler. Senin gibi hocayı bulmuşlar. Gelmezler mi keratalar ya? baba, çok heyecanlandın mı? Hiç sorma kızım. Sırtımdan soğuk soğuk terler aktı. Öğrenciler bana bakıyor. Ben öğrencilere bakıyorum. Öyle bir iki dakika bakıştık durduk. Eyvahlar olsun. Dedim sonra Kadir, ne olacaksa olsun başladım anlatmaya ama... böyle var ya, sesim kulaklarında uğulduyor ya, kalbim küt 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 atıyordu. Ay, heyecan iyidir, insanı diri tutar. Vallahi ne dediğin gibi oldu ha. Başta böyle bir iki zorlandım, sonra yağ gibi aktı gitti ders. Aslan olun benim, aslan olun benim, aslan. Ya bu iki saat nasıl geçti hiçbirimiz anlamadık biliyor musunuz? Maşallah. Alize. Şovunu berbat etmemek için bir şey demedim ama ben ekibinden istifa ediyorum. Pardon. O ne demek şimdi? Ya nişan sabote etmek nedir ya? Çocuk muyuz biz? Sen benden ne saklıyorsun? Hı? Nasıl? Ya dünden beri bana olan davranışların değişti. Yani seni al böyle buzdolabı diye mutfağa koy, hiç sırıtmaz yani. Yo, sana öyle gelmiş. Ha, ben aptalım yani, onu mu diyorsun? Nereden çıktı şimdi ya? En başından beri her şey buradan çıktı Serkan. Ne çabuk unuttun? Benim amacım her zaman buydu. O köprünün altından çok su aktı geçti. O akan sular benim inadımdan hiçbir şey götürmedi ama. Sinem'le babam nişanlanmayacak. Bu nişan engel olamayacağını biliyorsun. Engel olamasam da onların mutlu olmasına izin vermeyeceğim. Açık açık seninle işbirliği yapmayacağım desene sen. Ha? Ne alakası var şimdi? Ya dünden beri bana olan tavrın ortada. Yani bir şekilde benden uzak durmaya çalışıyorsun. Başladın yine, hiç çekemeyeceğim seni. Ben de. O yüzden tüm bunları bir kenara koyuyoruz ve amacımıza odaklanıyoruz. Anladın? Anladım. Anladım. Ha şöyle ya, yola gel. Aferin, aferin. Hadi bakalım. Sana. Aslan oğlum benim ya, aslan oğlum. Selam, biz geldik. Selamlar. Ya Kadir baba, dersin nasıl geçti çok merak ediyorum. Ya nasıl geçecek ya, nasıl geçecek? Ya fevkalade başarılı geçmiş. Ya mülki idare amirler bile iştirak etmiş. Nereden çıkardın? Uydurma. Ya kendisi söyledi. Edebinle konuş, ajan kadın. Yalan mı söylüyorum ben? Şşt dede.
İyi geçti kızım. Hatta düşündüğümden daha iyi geçti. Ben de şimdi onu anlatıyordum. Ya ne güzel. Hayırdır Alize? Sen de yine böyle gereksiz bir neşe var. Yine neyin peşindesin? O kadar belli oluyor mu ya? Babamla Sinem'in nişanı var. Yardım etmemiz lazım. Hadi, hadi bakalım. Hadi bakalım o zaman. Oturun. Oturun. Hayır ben anlamadım arkadaş ya. Her Allah'ın günü fareli köyün kavalcısı gibi bu aklı kıtın peşinde takılıyoruz. Oradan o belaya, oradan o belaya. Bu sefer bizi neye bulaştıracaksın acaba? Yani yok görümcecim. Babamla Sinem'e nişanında yardım etmemiz, aile içi dayanışmayı göstermemiz lazım. Babamı bu mutlu gününde yalnız mı bırakalım yani? Bir dakika, bir dakika. Şimdi baban gerçekten nişanlanıyor ve sen gerçekten mutlusun. Öyle mi? Hı hı. Bu sefer hakikaten yandık. Yok şimdi gerçekten yandık. Yandık. Kim yandı? Sağ ol aşkım. Bu Alize'nin neşesi ve coşkusu beni çok tedirgin ediyor. Hiç hayra alamet değil söyleyeyim. Normalde nişanlandığımız için karalar bağlaması gerekirdi. Çocuk şokta falan olmasın mı? Hiç sanmıyorum. Ben bakıyorum. Biz geldik. Hoş geldiniz. Ah benim güzelim. Hoş geldin kuzum. Hoş bulduk. Oh bir tanem. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı olsun Nurettin. Tebrikler. Sağ ol Kadir. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz efendim. Hoş, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Babacığım ben tüm planı yaptım. Bir de iş programı çıkarttım. Her şeyle biz ilgileneceğiz. Siz hiç yorulmayacaksınız. Ekip arkadaşımla her şeyi yapacağız. Ne duruyoruz ya? Hadi başlayalım. Hadi süper bir ekip olmuşsunuz. Hadi buyurun oturun. Gelin. Buyurun. Lütfen keyfinize bakın. Buyurun. Ay. Aslında bu kadar hazırlığa gerek yoktu. Biz zaten şeker yerine yardım derneklerine bağışta bulunmuştuk. Bu mutlu gününüzde şekersiz olur mu? Hatıra bir kere. Ver kızım hadi ver. Al onu. Nasıl ama? Çok şekerler değil mi? Çok. Gerçekten beni çok iyi tanıyorsun Alize. Babaanne ya dede. Vallahi çocuk gibisiniz. Şekeriniz çıkacak. Aa, baba sen yap. Aa, sen ne yapıyorsun? Boş sarıyorsun onları. Yok, onu unutmuşum. Tabii. Biz ne şeker yaptık ne bir şey. Düğünlerini de görmedik, nişanlarını da görmedik. Her şey oldu bittiye getirildi. Değil mi Dünürcüm? Ne yapalım? Kısmet böyleymiş. Ne oldu? Ne bakıyorsun? Yok yani biraz seni biri seslendirdi zannettim de. Bazı şeyleri kabullenmek lazım. O zaman düğünü de yapalım. Abişe kızımdan Serkan'ın düğünü de olsun. Aa ne güzel olur vallahi ya. Birlikte evleniriz. Ha ne dersiniz? Utanmadan kızınla aynı gün düğün yapacağım. Ya niye utanayım Hayri amcacığım? Kızımın da benim de en mutlu günü. Bence güzel olur. Ne dersin Serkan'cığım? Bakarız babaanneciğim bakarız. Önümüzdeki muhteşem şekerlere odaklanalım, ha? Kim vardı ya? Kim var? Kim var? Kim var? Tabii biliriz. Bakalım aklımıza gelecek. Ha tabii, o var. Yaz kızım.
Eski pazarlı Rasim Çavuş. O geçen sene vefat etmedi mi? Aa, öldü mü? Evet. Ay, çok üzüldüm ya, çok üzüldüm. Çok sevdiğim bir arkadaşımdı o benim ya. Allah rahmet eylesin, nurlar içerisinde yazsın. Aa, şey yaz. Kerametin Zengin. Evet. Ahmet Muhit şey, Dranas. O da çok önemli. Ahmet Muhit Dranas. Evet. Ne şaşırdın? Benim eski ahbabım o ya. Davete göndermezsen bozulur. Başka... Ya senin kimin kimsen yok kızım ya. Bir çocuk vardı. O neydi onun adı? Kim? Ben mi? Sana bakıyorum tabii, senin. Baba. He. Ya Esma Hanım Nurettin Bey'in kardeşi ya. Aa, öyle mi? Bana ne ya, neyse. Aa, şey çok önemli. Halikarnas balıkçısı. O çok önemli. Evet, dedem birazdan Edebiyat-ı Cedide şairlerini saymaya başlayacak. Dedeciğim, dede, yok. Dede. Bütün arkadaşlarını yazdırdın ama bu bizim nişanımız değil ya. Hey! Nurettin benim oğlum kadar sevdiğim birisi. Yıllar önce giden birisini geri getirecek o bana. Kimi getirecek yıllar önce giden? Hayır amca, gene karıştırmaya başladı vallahi. Hayır efendim, karıştırmıyorum. İş peşindeyiz ya. Karışmayın dedeme. O ne diyorsa odur. O kadar. Yalnız ben sizi niye hiç böyle kelli felli nişan yapacağınızı düşünmemiştim. Niye Serapçığım, bizim neyimiz eksik? Yok, o manada söylemedim de. Bitti herhalde. Ben bunları teker teker postalarım. Birini mi hatırladınız Hayri dede? Yok, başka gelecek. Ha. Dedeciğim gel otur istersen. Yok, düşünüyorum daha, dur bakalım gelen var mı diye de. Şeyi var ama uzakta o. Hepinizin eline koluna sağlık. Size de zahmet verdik. Vallahi öyle oldu. Aa, öyle şey olur mu? Yorulacağız ki nişanın tadı çıkacak. Değil mi? Hala, sen iyi misin? Ne oluyor? Hiç konuşmadın. Ha, yok yok, iyiyim, iyiyim canım. Havalardan herhalde. Bu sıcaklar bana hiç iyi gelmiyor. Bazılarımıza da iyi gelmiyor. Yani sizi bilmesem ortak bir derdiniz var diyeceğim. Bana mı dedi o? Ha, yok yok, Serkan'a dedi. Sana davetli listesiyle var. O çok özendiğin nişanına kimse gelmesin de gör. Günaydın Sinem Hanım. Müsaitseniz biraz konuşabilir miyiz? Tabii.
Gel Serkan. Serkan. Ben tüm gece düşündüm. Sonunda da her şeyi size anlatmaya karar verdim. Ne oldu? Alize ile mi ilgili? Evet. Alize'nin amacı size yardım etmek değil. Aksine nişanı sabote etmek. Ben de bu konuda ona eşlik ediyorum. Ben tahmin etmiştim zaten. Ama anlamadığım bir şey var. Sen neden tüm bunları bana anlatıyorsun? Alize bunu öğrenince sana çok kızacak. Ben de kızsın diye yapıyorum zaten. Benim sayemde Alize'nin planı çökecek ve siz de nişanlanacaksınız. Serkan. Eğer tüm bu söylediklerin olursa Alize sana sadece kızmakla kalmaz, biliyorsun değil mi? Biliyorum. O yüzden mi yapıyorsun? Ya başka türlü bu saçma oyun bitmeyecek. Biliyorsunuz, hayattaki en büyük amacı sizi ayırmak. Benim de buna engel olduğumu öğrendiğinde benden nefret edecek. Ama bunu yapmanın başka yolları da var. Bu oyunu bitirmeni yani. Ama o zaman sadece benden değil, babasından da nefret eder. Sen de bu durumda kendini feda ediyorsun. Serkan, sen Alize'ye bu kadar çok mu değer veriyorsun gerçekten? Kendini feda edecek kadar. Ben ne yapılması gerekiyorsa onu yapıyorum. Görüşürüz sinema. Bunlar da davetli listeniz ve davetiyeleriniz. Alize beni bekliyor. Sizden ricam, Alize'ye bir şey belli etmezseniz sevinirim. Teşekkür ederim. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi sırada pasta ve müzik var. Şehrin en dandik, en kötü pastacısını bulmamız lazım. Yengem ve de kankam. Ve Baha. Şimdi size bir şey göstereceğim ama siz tepki göstermeyeceksiniz. Bir de yanlış anlamayacaksınız. Çünkü... Ben geldim. Tuğçe, senin ne işin var burada? Bahattin. Ya tamam, bir dakika, bir dakika. Ona bir şey söylemeyin, kızmayın. Tamamen sizin iyiliğiniz için beni çağırdı. Çünkü benim pastacımdan daha kötüsünü bulamazsınız. Sağ ol canım, sana afiyet olsun, biz almayalım. Alize, ya lütfen kendimi affettirmem için bir şans ver. Söz veriyorum, hiç kimseye bir şey söylemeyeceğim, söz. Bak. Bu defa da bir şey yapmaya kalkarsan, bu sefer gerçekten her şey biter. Tamam, tamam. Bana güvenir misiniz lütfen? Çünkü şimdi sizi hayallerinizin ötesinde bir yere götürüyorum. Hı? Lütfen, hadi. Yine mi komple ha? Yine mi tuzak? Hayallerimizin ötesinde kötünün kötüsü pastacı burası mı yani? Çünkü eğer değilse ve sen yine bana oyun oynuyorsam bir daha asla yüzüne bakmam Tuğçe. Ya tabii sen şimdi dışarıdan böyle normal görünce... Ama bana güven, tamam mı? Çünkü burası Orta Doğu ve Balkanların en kötü pastalarını yapıyor. Yani şu dışı seni, içi beni yakandan. Hadi Alize, gidiyor muyuz, giriyor muyuz? Hadi bir bakalım bakalım. Hadi. Burası gerçek mi ya? Evet, değil mi? Efendim hoş geldiniz. Merhabalar, merhabalar. Buyurun, bütün modellerimiz burada. Ama bakmayın öyle sadece, seçin bir tane. Vallahi arkadaşlarım adeta büyülendiler. Hangisini seçeceklerine karar veremiyorlar değil mi? Bu pasta modellerini başka hiçbir yerde bulamazsınız. Hepsi kendi özel tasarımım. Alize, bunların dışı ne kadar güzelse içi de o kadar
güzel. Öyle mi? Evet. Harikaymış o zaman. Size bir tadım yaptırayım. Tabii tabii. Eray oğlum, bir tadımlık verir misin bir tabak? Buyurun. Peki bunları neyle renklendiriyorsun usta? Boyayla. Ha? Nasıl yani? Su bazlı boyayla. Ha. Dermişim. Şaka yaptım canım. Ay güzelim. Bak bu bence de itiraftı. Yol yakınken vazgeçelim, daha fazla ileriye gitmeyelim biz. Gidelim gidelim. Hazır buraya kadar gelmişken en iyisi olsun. Vallahi usta sen istersen duvar boyasıyla yap, ben okeyim. Evet, konseptimiz nedir? Böyle en görkemlisi, en gösterişlisi, en renklisinden istiyoruz. Görkemli. Tam size uygun bir modelim var. Hmm. Hem de bu sabah yaptım daha. Hemen getirtiyorum. Oğlum bu sabah yaptığımız pastayı getir. Evet. Ne diyorsunuz? Tam istediğimiz pasta bu. Ama siz bu işten anlıyorsunuz. Yani dükkandaki en nadide parçayı görür görmez tanıdınız. Ama sizin yemediğiniz de gözümden kaçmadı. Yedirmeden bırakma. Şey, ben şeker hastasıyım, sağ olun, almayayım. Siz? Benim kalbim var. Yani benim her anlamda bir kalbim var. Aa, ama olmaz şimdi. Ustamızı kıracak mıyız ya? Ben yerim usta, alayım. Hı? Şöyle. Hı? Ay ne bakıyorsunuz ya? Ben alışkınım, hadi. Hatta biz ne yapalım biliyor musunuz? Arkadaşlarıma da birer tane daha tabak alalım. Hemen geliyor. Eray oğlum, bir tabak daha getir ver. Of. Ay ambulans, polis. Can kurtaran falan ya. Ay geçer şimdi, bir şey olmaz ya. Yani ben hayatımda çok fazla kötü pasta gördüm ama böylesini görmedim gerçekten. Ya bu adam hala nasıl bu işi yapabiliyor ya? Ya arkadaşlar tamam, hani satamıyor ama seviyor yani, ne yapsın? Nişanda bu pastadan yiyen misafirler var ya, koşarak kaçacaklar. Ben de onu diyorum ya işte. Yani tamam, o zaman şimdi sırada ne var? Ha? Bunu hallettik. Arkadaşlar Allah aşkına gidip bir yerde oturup bir şeyler içelim, öyle konuşalım. Lütfen. Ay tamam, hadi hadi hadi, gelin benimle hadi. Ha? Türkan Hanım. Ne oldu? Yine niye geldiniz? Siz dün bizi yanlış anladınız sanırım. Biz size yardım etmek istiyoruz. Neden? Ne istiyorsunuz benden? Bakın ben bir otelin müdürüyüm ve çalışana ihtiyacım var. Sizin de kalacak yere ve paraya ihtiyacınız var. Siz de kapı kapı dolaşıp beni mi buldunuz? Kader diyelim. Siz çok dara düştünüz. Allah da karşınıza beni çıkardı. Benim gerçekten kötü bir niyetim yok. Dün sizi o halde görünce çok huzursuz oldum. Dediğim gibi çalışana da ihtiyacım var. Otelde çalışmayı düşünmez misiniz? Benim kimsenin merhametine ihtiyacım yok. Tabii ki yok. Ama benim elemana ihtiyacım var. Alın bu sizde kalsın. Belki gelip görürsünüz. Sakin, sessiz, seçkin bir oteldir. Gönül rahatlığıyla çalışabilirsiniz. İyi günler. İyi günler.
daha pastanın T'sini ağzıma koyarsam aha buraya yazıyorum iki olsun. Koçum bir sade soda daha bana. Yeter oğlum bu kaçıncı? Mideni deleceksin. Delinecekse delinsin kanka ya. Şu ağzımdaki iğrenç pasta da bir gitsin. Şimdi sırada en önemli şey var. Ya yenge ya. Müzik. Ha. Sinem violonsel trio istiyor. Ne o? Trio ne? Canım üçlü müzik grubu demek işte. Hı. Ha. Ha. Tamam ya. O iş bende. Şimdi size öyle bir üçlü buluyorum ki üçünüz de akıllarınızı kaybediyorsunuz. Hadi gidelim buradan. Buyursunlar. İşte bu da bizim trio. Bir, iki ve de üç. Ne diyor yenge? Bilmem. Bu da çok fazla mı olur acaba? Ay olmuşken tam olsun ama değil mi? Ay Alize, bunlar da kötü değiller ha. Yani misafirleri mutlu etmeyelim yanlışlıkla. Bu müzisyenleri gördüğünde Sinem'in o halini o kadar merak ediyorum ki. E hadi oturmaya mı geldik ya? He? Ay Alize hadi ya. Kankası, müzisyenleri deniyoruz oğlum işte. Hadi, hadi. Çok iyi değil miydi? Sen de bayağı hakkını verdin gerçekten ha. Meğer içinde düğüncü bir teyze varmış da haberimiz yokmuş. Biliyor musun ben hiç düğüne gitmedim. Ne? Nasıl? Yani etrafımdakiler hep nikah yapıyorlardı. Hiç düğüne denk gelmedim. Doğru. Siz sosyeteler düğün yapmıyordunuz değil mi? Daha çok nikah kutlaması yapıyordunuz. Ya beni bir kere düğüne götürsene. Çok merak ediyorum ama böyle tam davullu zurnalı böyle sokakta olanlardan olsun. Bakarız. Merak etme, sorun yok. Halil'e Serkan. İyi günler Bahar. Pardon, bir saniye. Ben sizinle ne zamandır konuşmak istiyordum da... bir yarım saat bir yerde oturalım mı? Yok, bizim acelemiz var. Hadi görüşürüz. Benim için bir mahsur yok. Benim için var Alize. Hadi yürü gidiyoruz. Bahar senin çocukluk arkadaşın. Serap ablanın da arkadaşı. Aramızda bir tatsızlık çıksın ben de istemem. Tamam. Nereye gidiyoruz? Ben çok güzel bir yer biliyorum. Başka bir yer yok muydu Alize? Aa, niye ya? Burası çok güzel. Hem siz ikiniz burayı çok sevmiyor muydunuz? Hani tatsızlık çıkmasını istemiyordun? Ya gerçekten kötü bir niyetim yok ya. Bakın, ben ikinizden de özür diliyorum. Serap ablanın dolduruşuna geldim. Yani öyle oldu biraz. Bundan sonra ikinizle de arkadaş kalmak istiyorum.
Gerçekten düşününce kendimi çok kötü hissediyorum. Ne oldu da fikrin değişti Bahar? Anladım diyelim. Hem önemli olan hatanın farkına varmak değil mi? Yani öyle tabii. Başta sana çok kızmıştım ama madem hatamı anladım diyorsun. Gerçekten kendimi çok kötü hissediyorum. Özür dilerim. Ben böyle biri değilim aslında. Tanısan seversin diyorsun yani. Evet, aynen öyle diyorum. Olmayacak şeyler için hem kendimi hem sizi üzdüm. Ne diyorsunuz? Affedebilecek misiniz beni? Sen de bu ara bir güzelleştin ha. Canavar gibi oldun, canavar. Kalbini söküp geri takmak bayağı işe yaradı. Ben de mi denesem ya? Ha, ne diyorsun? Sen kalbini söküp atabilsen bunlar başına gelmezdi diyorsun, değil mi? Gel bakalım. Aptal Serkan. Yalancı Serkan diyorsun, değil mi? Demiyor musun? Sana da bir isim vermedim hala. Ne koyalım, ne istersin? Dur bir senin kalbini dinleyeyim. Bana kalbinin sesini dinle diyorsun ha? Saçmalama Serkan. Ne öyle arabesk arabesk şeyler? Ergen misin sen? Nerede bu bez? Ne oldu? Kiminle kavga ediyorsun? Onunla. Derdiniz ne peki? İsim koyacağım diyorum. Bana saçma sapan isimler öneriyor. Motorun hangi ismi istiyormuş? Boş ver ya, bugünlük bu kadar yeter. Hadi gidelim. Sen git, geliyorum ben eve. Yok yok. Ben merak ediyorum. Ne ismi istiyormuş? Önemli değil dedim ya. Yok ya. Ben çok önemli bir ismin ilk hecesini görüyorum burada. Ali Z. Hadi ver fırçayı, son eteği de ben yazayım. Ne alakası var ya? Ben... Bunun adını şey koyacaktım. Ne? Alihan koyacaktım. Evet, çocukluk arkadaşım benim. Çok severim. Alihan mı? Evet. Başka uyduracak isim bulamadın mı gerçekten? Ne yani? Yıllardır uğraştığım motora senin adını mı vereceğim? Yok artık. Tabii canım, Alihan dururken. Yani evet. Ne gülüyorsun? Hiç. Tamamla sen arkadaşın ismini. Çocukluk arkadaşının ismini. Yazsana. Alihan. Ama tanıştır beni bir ara mutlaka. Darılırım. Hadi canım, bye. Hepsi senin yüzünden yani. Baba.
Baba. Ne? Hazır mısın? Ne? Neye hazır mıyım? Ya ne demek neye hazır mıyım? Nurettin'in nişanı. Ya burada koskoca Gazi Hayri dururken Nurettin'in nişanı mı takılacak? Taktır ben nişanlarımı. Ya baba senin nişanı takan falan yok. Bu evlenmeden önce yapılan nişan yok mu yüzük takmak için? Ha ben onu unuttum ya. Unuttum ben onu ya. Türkan geldi mi Türkan? Berberden aldınız mı onu? Ha? Abim gelecekti ya sizin yüzüklerinizi o takacaktı. Bu o nişan değil dede. Bu o değil. Hani Nurettin Bey var ya onun nişanı. Hani dünürlerimiz. Türkan'ı Nurettin mi getirecek? Yok dedeciğim. Annem... Türkan'la bir alakası yok. Benim kayınbabamın nişanı mı? Ne? Bu yaştan sonra nişan mı yapıyor bu adam ya? Aa! Sana ne? Ya sana ne baba? Bitti mi soruların? Türkan dedim ya sinirlendi. Bu mutlu günde Türkan deyip çocukları üzdün. Sen de benim üstüme gel. Günaydın. Benim güzel ailem. Ne güzel bir gün değil mi? Yani sanki çiçekler bile bir başka açmış bugün. Ya öyle. Ne yapsın bu da böyle başa çıkıyor demek ki. Ben şimdi önden gideceğim. Hazırlıklara yardım etmem lazım. Siz sonradan gelirsiniz. Oğlum sen de git yalnız bırakma karını hadi. Tamam baba. Yok o sonradan sizinle gelir. Alize sen iyi misin? Hayır yani nişana diye başını alıp gitme. Yok canım. Börülceciğim siz beni anlamadınız herhalde. Çok iyiyim, harikayım. Hadi ben kaçtım. Geç kalma, sinir ve sinir krizini kaçırma derim. Afiyet olsun. Sağ ol be kardeşim. En mutlu günümde çok güzel moral veriyorsun bana. Teşekkür ederim. Esma bu küslük daha ne kadar devam edecek böyle? Ben küs değilim ki abi. Tabii canım değilsin tabii. Karşında çocuk var sanki. Benim güzel kardeşim. Bak senin rızan benim için çok önemli biliyorsun. Ben seni böyle mutsuz görünce... İçim rahat etmiyor, bilesin. Yani... gönlün istediği kişiyle rahat rahat nişanlanabilirsin abi. Sana karışmak benim ne haddimi? Laf sokuyorsun ama gene. Ben sadece gerçekleri söylüyorum abi. Sana afiyet olsun. Efendim Serapcığım. Esma ne oluyor? Biz basmayan nişana gidiyoruz. Biz de gidiyoruz. Esma insanı çatlatma. Zaten var sende son zamanlarda bir tuhaflık ama ben çözeceğim. Bir şey yapmayacak mıyız diye soruyorum. Bu saatten sonra yapacak bir şey yok bence. Ya sen bu saatten önce de bir şey yapmadın ki zaten. Resmen abinin nişanına hazırlık yaptın. Pes ettim çünkü. Beyaz bayrak çektim. Anladın mı? Ne? Savaşı terk mi ediyorsun? Kaybedeceğimiz çok açık değil mi? Niye boşuna uğraşalım ki? Alize yani başımıza kaldı öyle mi anlamalıyım? Yani her şey olacağına vardı diyelim. Hadi Serapcığım nişanda görüşürüz. Esma. Yok ya. Yok bunlar ailece dengesiz. Bunlar ailece dengesiz. Tamam sakin olacağım. Serapcığım sakin oluyorsun. Tamam bir şey yok sen bir yolunu bulursun. Evet. Masa sandalye süslemesi tamam. Önce ara sıcaklar, sonra ana yemek. Pasta. Pasta ne olacak? Ben her şeyi hallettim canım. Siz merak etmeyin.
Alize, sen iyi misin? Aa, herkes bana bunu soruyor ya. Sanki ben nişanlanıyormuşum gibi. Bunu bu kadar çabuk kabullenmen sence de biraz tuhaf değil mi? Ama Sinem Hanım'la Nurettin Bey de birbirlerine çok yakışıyorlar. He, değil mi? Serkan nerede? Bu mutlu gününde seni yalnız bırakmayacak herhalde, değil mi? Ailesiyle gelecek. Ah, pasta geldi. Süper. Kızlar, bir pasta siparişi verdim. Hepiniz parmaklarınızı yiyeceksiniz. Gerçekten güzel bir pasta herhalde. Baksana Sinem Hanım ne kadar mutlu görünüyor. Yok ya, size öyle gelmiştir. Ama ne oldu şimdi? Normal. Bu sıralar bayağı hareketli bir hayat var. Ah Alize, aklımdan neler geçiyor bir bilsem. Hemen sağ tarafta dönünce mutfak. Sinem. Nasıl pasta? İstediğin gibi mi? İstediğim gibi mi? İstediğimden daha da iyi. Çok sağ ol Alize'cim, bayıldım. Nasıl yani? Yani ben bile daha iyisini yaptıramazdım. Beni benden iyi tanıyorsun. Emin misin? Yani gerçekten her şeyini beğendin mi pastanın? Rengini, desenini? Evet evet, tam istediğim gibi. Sade, zarif. Çok sağ ol. Afiyet olsun. Tuğçe. Ne oldu? Sinem pastaya bayıldı. Nasıl yani? O yaldızlı iğrenç pastaya mı bayıldı? Bayıldı. Hatta dedi ki tam istediğim gibi sade ve zarif. Ben de anlamadım. Ay Alize, demek ki kadının mutluluğunu hiçbir şey bozamayacak. Delireceğim ya. Neyse, pastayı umursamadı. Şimdi o trio diye beklediği çalgıcıları görsün de bakalım. Evet, bence de. Aa. Bizim trio değil bu. Violonsel mi bu? Merhaba, buyurun. Kime bakmıştınız? Nişan daveti için gelmiştik biz. Ha, siz yanlış gelmişsiniz çünkü bizim nişanımız yok. Emin misiniz? Yani var da size yok. Biz son anda böyle davullu zurnalı bir konsept istedik. Ona göre müzisyenler çağırdık. Yanlışınız var. Bizzat nişan sahibi Nurettin Bey davet etti bizi. Ha, ah babacığım ya. Heyecandan herhalde iptal etmeyi unutmuş. Biz son anda karar değiştirdik. Başka nişan artık. Efendim hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Güzel kızım, müzisyenlerle mi ilgileniyorsun? Harikasın. Nurettin Bey, bu ne demek oluyor? Ne demek oluyor derken? Evet, ben yanlış anlamışım herhalde. Efendim, siz tören başlayana kadar içeride istirahat edebilirsiniz. Güzel kızım, sen de müzisyen dostlarımız odalarını göster, dinlensinler. Tabii babacığım. Beni takip edin. Ah benim güzel kızım, hiç pes etmeyeceksin değil mi? Hiç. Nereye geçeceğiz biz? Ne bileyim ben. Geçin bir oda bulun işte. Yalnız bu saygısızlığınız hiç hoş değil. Yapma ya. Çok meraklı değil miydiniz gelmeye? Geldiniz işte. Restoranda dinlenebilirsiniz. Direkt gidip sağa döneceksiniz. Sağa. Bu da patladı. Neyse. Alize'de oyunlar bitmez. Şimdi hiçbir davetlinin gelmediği nişanınızda triyonuzu dinler, pastanızı yersiniz. Sinem ve Nurettin'in nişanına geldik biz. Nerede acaba? Sevim teyze. Alize. Kızım tebrikler. Unutmayıp bizi de çağırdığınıza çok sevindik. Ne demek? Hoş geldiniz.
Unutulduk sanıyorduk ama çok vefalı çıktınız. Hiç unutur muyuz? Davetiyeler geldi. Ha? Geldi geldi. Bak burada. Günlerdir nişanı bekliyoruz. İyi o zaman. Nişanda görüşürüz. Buyurun, ben eşlik edeyim size. Evet, tabii. Nasıl ya? Ben ne yaşıyorum şu an? Halize, kendine gel. Kesin bir köstebek var. Kesin yani. Başka bir açıklaması olamaz. Sensin değil mi? Ney benim? İçimizdeki düşman, o planı sızdıran köstebek sensin. Ay bir dakika ya, ben de seni arıyordum. Pastacıyı aradım, bizden sonra siparişi iptal etmişler. Kim etmiş? Şey... Bahattin tabii ki. Zaten ona güvenmek hataydı. Başka kim olacak? Hangi sırrımızı tutabildi ki? Ay bence o yapmamıştır Arıza. Hem niye öyle bir şey yapsın ki? E başka kim yapacak Tuğçe? Bir dakika, bir dakika. Serkan mı diyorsun? Yok artık yani gerçekten. Sen de saçmalamaya başladın. Sana güvenmek de büyük hataydı. Elze, Serkan yapmış. Bütün planlarımızı o patlatmış. Yalan söyleme. Pastacı söyledi. Bizden sonra Serkan gitmiş, siparişleri iptal etmiş. Çok güzel olmuşsun. Gerçekten beğendin mi? Sen de çakı gibi damat olmuşsun. Teşekkür ederim. Yani bizim gençlerden neyimiz eksik? Hala inanamıyorum biliyor musun? Sen mi ben mi? Hala son dakikada bir şey olacak da her şey bozulacak diye ödüm patlıyor. Bir tanem bize Alize rüzgarı devirmediyse hiçbir şey olmaz, rahat ol. Pasta geldiğinde suratının halini görmen lazımdı. Bir yandan da üzüldüm. Sen asıl müzisyenler geldiğinde görecektin. Şimdi dedim insanların kafasına bir olayı kemanı fırlatacak. Davetliler de geldi. Onları görünce de yıkılmıştır. Öyle olmasını kendi istedi hayatım. Yapacak bir şey yok. Haklısın. Ama bir gün o da bize inanacak Nurettin. Artık buna gönülden inanıyorum. İşte benim aşık olduğum kadın. Sen yeter ki pes etme, ellerimi bırakma. Bizim üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey yok. Çok güzelsin. Hazal, Serkan'ı gördün mü? Bilmem, görmedim. Affedersiniz. Ben Sinem Hanım'la görüşecektim. Sinem Hanım malum şu an çok meşgul. Siz niçin gelmiştiniz? İş için. Ha, iş için. Arkadaşlar ilgilenir ya sizinle içeride. Bayağı uğraşmışlar ya. Ha? Havuz. Dur dede, dur ya. Abicim dur ya. Havuz ya. Dede, ne yapıyorsun ya? Havuz. Ya, dede, ya şu havuz ayak. Seni götüreceğim. Dur. Havuz var baksana. Burada değil, burada değil. Ah. Bana bak. Nerede o köstebek? Ne köstebeği be? Benim ödüm kopar köstebekten. Nerede köstebek? Ya saçmalama ya. Kankan olan, ajan olan köstebekten bahsediyorum. Yenge aşk olsun ya. Hani bir şans daha verecektin Tuğçe'ye? Vallahi günahını alıyorum bak. Ya Bahattin sen beni delirtecek misin? Serkan'ı soruyorum, Serkan. Ha. Hı. Vallahi bilmiyorum ki. Senle değil miydi? Of Bahattin, of.
Serkan'ı gördünüz mü? Dedem gözlüğünü unutmuş kamyonette, onu alıp gelecekti. Ya ben gözlük olmadan yüzükleri takamam, karıştırırım ya. Parmakları sayacaksın. Bak soldan dördüncü parmak, sağdan ikinci parmak. Sağ el sağ. Böyle yapıyorsun, dayak gibi oluyor. Karıştırırım ben, takamam ya. Oh. Eh be dede, nereye düşürdün? Nereye düşürdün be dede ya? Öğrendin demek. Neden yaptın diyorum. Ben sana güvenmiştim. İnsanların hayatına karışamayız çünkü. He, bana yalan söylemen, benim arkamdan iş çevirmen, bana ihanet etmenden daha mı önemli yani? Serkan, sen bana yalan söyledin. Başka türlü buna izin vermezdin. He, neden ya? Ya bunun benim için ne demek olduğunu bilmiyor muydun? Ne desen haklısın ama yapmak zorundaydım. Hiçbir açıklaman yok mu yani? Yok. Ben doğru olanı yaptım. Sen bana ihanet ettin. Ne için? Eline ne geçti Serkan? Hayır amca, yüzükler de geldi. Hadi. Ya baba, bekletme adamları. Ya gözüm de yok. Ya ben yardım ederim. Gerek yok, ben takarım efendim. Kör müyüm? Takarsın. Oh. Ver bakayım. Tabii. Dün. Efendim, bugün burada biz niye toplandık ya? Korkutma beni, hayır amcacığım, lütfen. Şaka yaptım, şaka. Tabii. Efendim, bugün burada Nurettin oğlumla Sinem kızımın evliliğe attıkları ilk adım için toplanmış bulunmaktayız. Allah mesut etsin diyelim, hayırlı olsun diyelim. Evlendiklerini, çoluk çocuk sahibi olduklarını görürüz inşallah. Olur tabii, neden olmasın? Efendim, bu ulvi görevi bana verdikleri için çok da mutluyum. Ben şimdi yüzükleri takayım. Tut bakayım şunu. Tabii. Dur, aman sen buraya. Dur. Benim... Neyse. Böyle alayım. Al. Efendim, bu yüzükler birbirinize olan sevginin nişanı olsun. Süper. Takalım. Öyle takalım. Dur, öyle takalım burası. Evet. Hadi bakayım. Benim de aynı. Ha? Aynı. Aynı olur mu? Seninki kal. Şuraya bak. Kazık gibi. Bir, iki. Evet. Evet, takalım da. Takalım, çok güzel. Sağ ol. Şöyle. Ha, keseceğiz değil mi? Keseceğiz. Tabii. Kesmeden olmaz, kesmemiz lazım. Tabii, keselim. Nasıl, iyi misin sen? İyiyim, maşallah, sağ olun. Maşallah. Efendim, şimdi nişanı sabitleştirmek için kesiyoruz kurdelimizi. Evet. Kes. Orada ya. Ha, burada gördüm burada. Hayır amca, başlama gene, kimsenin olduğu yok orada, yapma. Orada gördüm ya, gördüm orada. Ya artık bırak şu işi, ne yapıyorsun? Şunu keser misin, çok rica ediyorum. Zor keserim onu be. Ulan yine mi Türkan ya? Bekle hayatım, geliyorum. Baba. Hayri dedeciğim, ne oluyor? Ay. Nurettin. Kadir, rahat ol kardeşim, ben de rahat ol. Ben de. Hayır amca, bir baksana. Bak, beni de koşturuyorsun. Serkan, sana soruyorum, eline ne geçti?
En başından beri bunun için anlaşmamış mıydık? Onlar evlenirse biz... Bir dakika ya. Bunun için mi yaptın? Bunun için yaptım. Benden kurtulmak için. Babamla Sinem evlenirse boşanacağız diye yaptım. Peki. Sen nasıl istersen. Madem babamla Sinem evleniyor, madem sen de ayrılmak için bu kadar isteklisin, peki. Sen nasıl istersen öyle olsun. Hoşça kal. Ama benim etrafımda günler geçiyor. Bir orada bir burada. Ele avuca sığmaz halim. Zoru sever hırçın kalbim. Ama kendimle bu harbim üstüne alınma. Ben kaçtım sen kovaladın. Yetmedi azarladın. Aşk kazası bu göre göre sana çarpıldım. Bağlasan durmaz, laftan anlamaz. Zoru severmiş, o halde kendi düşen ağlamaz. Beni severmiş, o halde kendi düşen ağlamaz.